çıkmış? Kızarttım ama. Ya Demir, ye işte, bir kereden bir şey olmaz. Hem üstündeki vegan peynir, içinde süt yok. İyice kendine benzettin. Al. Ha, o. Hı? O benim bardağım. Ay pardon ya. Bir dakika, bir dakika. Sen benim bardağımdan tiksiniyor musun? Yapma Selin. Biliyorsun işte huyumu. Şaka şaka. Sen oradayken ben bardakların yerini değiştirdim. Bu senin bardağın. İnanmıyor musun? Aa, hala emin değilsin. Sana inanmayı tercih ediyorum. Seni seviyorum. Benim çiçeğim nerede? Veranda masasında. Aa, öyle olmaz. Belki güneş fazla gelir falan. Dur. Çiçek tamam. Sırada sinema ve yemek var. Hadi bakalım. Burak. Günaydın. Selin yok mu? Rahatsız etmeyin. Bunlar Selin'in. Bendeydi. Geçerken bırakayım dedim. Şirkette görüşürüz. Çocuklarımın mamasını verdim. Ve çiçeğimi pencereye koydum. Bu arada gelen kimmiş? Burak. Aa. Bu çanta seninmiş. Onu bıraktı. Yok değil. Ha. Çanta benim değil ama içindekiler benim. Çektiğim fotoğrafları görmek istemişti. Aslında habersiz almış. Doğum günüme geldiğinde. Ben de dün öğrendim. Çok kızdım ona. O yüzden de bugün getirdi herhalde. İçeri girmeyeyim diye kıyameti kopardın odaya, habersiz girmiş. Fotoğrafları izinsiz almış ve çıkmış. Öyle mi? Aslında bu yaptığın... Mantıklı bir açıklaması var demeyeceksin değil mi Selin? Hayır. Mantıklı değil ama tuhaf bir açıklaması var. Hani bana bu mafyayı sormuştun ya. İşte Burak o kadınla toplantı yaparken fotoğraflarını çekmişler. O da ben zan altında kalmayayım diye kontrol etmek istemiş. Demir. Ya bak, etrafımdakiler saçmalayınca da bana kızacaksan. Selin. Burak nasıl biri biliyor musun? Eğer o kadın tutuklanmasaydı, o fotoğrafları senin odana yerleştirip seni o kadına hedef gösterebilecek biri. Burak'la çalışmaktan hoşnut değilim. Senin onunla çalışmandan hiç hoşnut değilim. Ama en azından yanındayım. Hem evimizde hem işte. Ayrıca tanıdığım düşman, tanımadığım düşmandan iyidir diyorum. Sırf bu yüzden ayrıl demiyorum sana. Yoksa kör olduğum için değil. Of Demir. Ben de eskisi kadar güvenmiyorum zaten Burak'a. Eskisi kadar? Neyse tamam. Geçmişi konuşmayalım demiştik. Önümüze bakalım. Arabadayım ben.
kendini sevdir. Başın mı ağrıyor? Daha iyi. Zor bir gün müydü? Ama müşteriyi aldım. Nasıl biliyorum? Tebrikler. İşi unut. Evdesin artık. Evet. Evdeyim. Yat yat yat. Kalkma sakın. Yemeğe daha var. Biraz dinlen. Gitme Selin. Alo. İbo ya. Biz uyuyakalmışız. Yok yok tamam. Geliyoruz geliyoruz. Hadi görüşürüz. Ben İbo'yu tamamen unutmuşum ya. İptal edebilir miyim istersen? Hayır hayır. Gidelim. Söz verdik çocuğa. Ayıp olur. Demir. Hı? Senin neyin var? Kazan gibi. Babam mı? O mu aradı yine? Keşke hiç geçmişim olmasaydı. Ya da geçmişini sürekli gittiği yere sürükleyen bir adam olmasaydım. Ama öyleyim. Senden hiçbir şey saklamak istemiyorum. Ama geçmişimdeki her şeyi unutmak için o kadar çabaladım ki. Ben de çok zorladım seni. Eski defterleri açmaya. Geçmişini anlatmaya. Bünyamin Bey'in ödevleri falan. Fazla geldi sana. Neyse boş ver bunları. Unut. Selin. Selin'le bir ilgisi yok. Tamam neyse. Kapatalım. Bak ben çok mutluyum. Geçmişin geçmişte kaldı. Sen bugün de kal. Benimle kal. Lütfen. Hadi bir duş al, giyin. Geç kalırsak Ayda gerilir gibi Boy'da gerer. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Çocuğa bir söz verdik, tutalım Demir Bey. Şimdi randevumuz için hazırlanmaya gidiyorum. Hadi. Hadi. Tamam, geliyorum şimdi. Güzel bir geceydi değil mi? Soda ister misin? Demir. İyi misin sen? Konuşalım mı biraz? Konuşalım.
Dursana iki dakika. Selin, benim sana anlatmam gereken şeyler var. Kötü bir şey mi oldu? Hayır, öyle bir şey değil. Dün de bir haller vardı zaten sende. Benim kendimi hazırlamam lazım ama kapılıyorum işte aptal gibi. Ne demek o? Sonra sende değil bende diye başlayacaksın herhalde. Hayır tabii ki. Nereden çıkardın şimdi bunu? Sadece senin bilmen gereken şeyler var. Ben sana bunu daha önce Selin niye böyle yapıyorsun? Daha ne söyleyeceğimi bile duymadın. Biliyorum ben. Bu kadar mutlu olmak normal değil. Bir şey olacağı belliydi. Bize iki sorunsuz gün bile çok. Geçen sefer de tam birlikte izlerken her şey tepe taklak olmuştu. Lütfen sakin ol. İzin ver bir anlatayım. Kötü bir şey söyleyeceksin. Yüzünden anlaşılıyor Demir. Tamam. Söyle. Bu sefer ne oldu? Selin lütfen. Bak bunun bizimle bir alakası yok. Bu tamamen geçmişle ilgili bir şey ve sadece bil istiyorum. Hepsi bu. Ailenle ilgili bir şey mi oldu? Hayır. Demir, Allah aşkına yapma. Neden her seferinde geçmişinden bir şey çekip çıkarıyorsun? Neden yaşadığımız anın içinde kalamıyorsun? Neden benimle olamıyorsun? Ama Selin bak bunu... Birkaç saat önce gözlerinin içi gülüyordu. Şimdi paramparça bakıyorsun bana. Ya Demir boş ver artık şu geçmişini ya. Düşüp durma o kuyulara. Ya biz bugün de kalalım, bugünün tadını çıkaralım demedik mi? Ya niye bugün benimle kalamıyorsun? Neden sürekli bozmaya çalışıyorsun? Selin öyle bir şey yok. Ya lütfen biraz sakin ol. Bırakıp gideceksin değil mi? Bir bahane bulup gideceksin. Biliyorum ben. Sen de diğer herkes gibi bırakıp gideceksin. Selin bir yere gittiğim falan yok. Ya... Sadece bilmen gereken şeyler var dedim ve nerelere geldik? Hayır, ne söyleyeceğimi sanıyorsun ki? Çok mu sevimli bir şey söyleyeceksin? Hayır, ama... Bak... Bunun bizimle hiç ilgisi yok, emin ol. Söyleme o zaman. Kötü bir şeyse söyleme. Zaten ellerimden uçup gidecekmiş gibi duruyorsun. Demir, ben her gece kabus görüyorum. Her gece. Ve bu korkuyu hep besledin sen. Ben artık bu duyguyla başa çıkamıyorum. Selin. Benimle ilgili bir derdin varsa söyle. Bizimle ilgili bir derdin varsa söyle. Bu evle ilgili, bugünle ilgili, ailenle ilgili bir derdin varsa dinlerim. Ama daha fazlasını dinlemeye gücüm kalmadı. Özür dilerim. Senin içine benimle ilgili böyle bir korku ektiğim için çok üzgünüm Selin. Ama hiç öyle düşündüğün gibi bir şey yok. Ben seni çok seviyorum Selin. Seni bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Gitmeyeceğim de. Abarttığımı düşünüyorsun değil mi? Hayır. Hayır düşünmüyorum. Haklısın. Çok zor şeyler yaşadık.
Ve bu kırgınlıkların onarılması zaman alacak biliyorum. Ama ben buradayım. Yanındayım. Lütfen o kabusları bir daha görme olur mu? Emir, ben çok yorgunum. Yatacağım. İyi geceler. Uyuyamadı mı? Sen de uyuyamamışsın. Uyuyamadım. Demir, bana ne söyleyecektin? Ben özür dilerim. Korktum. Korkunca da öyle büyük tepki verdim. Ama şimdi hazırladım kendimi. Söyleyebilirsin. Ne çıkacak kim bilir. Ama Demir, ben cesaretimi kaybetmeden söyle. Hazırım, bekliyorum. Senin. Saçma sapan bir şeydi. Geçmişten bir hayalet sadece. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yoksa niye konusu açılıyor? Açıldı işte öyle bir anda. Boş ver, tamam. Ayrıca... haklısın. O kadar hassas olmana ben sebep oldum. Öyle geçmişi de sürekli ortaya dökmenin bir anlamı yok. Yok mu? Yok. Emin misin? Şimdi senin uykun var mı? Yok. Benim de yok. Zaten yukarı çıksam da uyuyamam. Kitap da okuyamadım. Konsantre olamıyorum. Daha sabah da çok var. Ne yapmak istedin? Film izleyelim mi? Korkunçlu. Hı. Olur. Niye? O zaman ben laptopu hazırlayayım. Verandada mı, salonda mı? Salon sanki. Hava serinledi. Patlamış mısır da yapalım. Olur. Yapalım. Sen filmi seç. Ben de mısırları patlatıp geleyim. Demir. İyi atıldı bal olsun. Bu saatte. Ya canını okuduk birbirimize. Şimdi ona mı takılalım? Boş ver, keyfimizi kaçırma. Tamam, tamam. Yağ tuzu bol olacak. Ne yapmak istersin bugün? Yerine döndürelim. Yok yok yok. Döndürmeyelim. Ama burası Selin'in evi olmasın. Selin de Demir'in evi olsun. Öyle mi olsun? Olsun o zaman. Hadi başlayalım.
Sonra Demir, kızım Jack'tan bir şey söyleyeceğim. Ya bunu buradan kaldırabilir miyiz lütfen? Aa. Soyut sanat sevmiyor musun? Maleviç'e bayılacağını düşünmedim zaten. Eşyaların arasında bulunca en çok buna sinir olursun diye yazmıştım. Çok kötüsün. Vaktim olunca değiştirecektim. Ya bunu buradan kaldıralım ne olur. Bak evin geri kalanına da uymuyor zaten. Sen istersin de ben yapmaz mıyım? Ya. Ha bak ne kadar güzel oldu. Evet güzel oldu da. Şu suni şeyi kaldıralım mı buradan? Altındaki ne yapacağımıza sonra karar veririz. Ayrıca bu duvarlar çok karışık oldu. Ne yapalım biliyor musun? Senin gözünü yoruyorsa hepsini kaldıralım. Teşekkür ederim, çok tatlısın. Kaldıralım, kaldıralım da senin çektiğin fotoğraflardan asalım diyorum. Benim çektiğim fotoğrafları. Buraya mı asalım? Gerçekten mi? Neden olmasın? Burası senin evin. Bizim evimiz. Peki. Ben bizim evimizde senin çektiğin fotoğrafları görmek istiyorum. İyi. Tamam. Ama sen seç. Ben seçemiyorum. Her baktığımda hepsinde bir kusur buluyorum. Olur seçeriz. Sonra giden güzel çerçeveler alırız. Ama bir şartla. Söyle. Birkaç kareyi birlikte basacağız. Sen bana öğreteceksin. Oo, ya ben Demir Erendil'e bir şey öğreteceğim. Çok heyecanlı. Selin şu çalışma masasını da kaldıralım buradan. Bir de keçi alalım birkaç tane. Ben bunu görmemiştim. Bunu derken? Fotoğraf makinanda 20 kare fotoğrafım var ya. Dijital olanda. Onu. Ay gitti 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 gitti. Of Demir ya kafamı karıştırıyorsun. Fazla tuttum işte fiksajda. Peki bir şey sorabilir miyim? Sorma ama ışığı açabilirsin. Peki. Evet Demir onları burada basmıyoruz. Printer'da basıyoruz şimdi. Onları bırak da gel şunu şey. Çok kısa. Bir şey merak ettim de. Şu fotoğraf. Bir bakar mısın buna? Kahve yapıyorsun evet. Niye habersiz gizli saklı çekiyorsun mesela bunu? Aman Demir hem öğreneceğim dedin hem de bakmıyorsun. Ben zaten bir kere yaktım bu fotoğrafı şimdi yine gidiyordu. Ha, sen bunu daha önce bastın yani. Evet evet habersiz fotoğraflarını çektim bastım da yani en azından çalıştım. Sen de buraları karıştırıp öğrenmişsin şimdi niye beni utandırmaya çalışıyorsun? Hiç o niyetle sormadım gerçekten. Hani sabah başkalarının çektiği fotoğrafı kıskanmıştın ya. Eğer fotoğrafımı çekmek istersen ve bana haber verirsen ben sana poz verebilirim. Sadece bunu söyleyecektim. Anladım. Teşekkür ederim. Ama habersiz çekmeyi daha çok seviyorum. Hadi gel bakalım geç şunun başına. Bir kare de sen bas. Beni hiç dinlemedin. Bakalım öğrenebilmiş misin? Ama haksızlık. Olmaz öyle. Allah Allah bunun nesi haksızlık? Sen benim fotoğrafımı çekip basıyorsun. Ben de senin fotoğrafını çekeceğim önce. Nasıl, şimdi mi? Yok, şimdi değil. Ben de fotoğrafçılıkta doğallıktan yanayım. O yüzden habersiz çekeceğim. Bak, güzel çıkmazsan çok kötü buluşuruz ama. Artık orasını bilemem. Sen de dikkat edersin artık evin içinde haline, tavrına. Ben de vermem fotoğraf makinemi. Aman ne güzel çözüm. Yenisini alırım ben de. Ya Demir ya! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.